1965, Doğu Pakistan'da kasırga çıktı, 10 binin üzerinde insan öldü. 1965, Sovyet uzay aracı Luna 5, ay yüzeyine çarptı. 1967, Pink Floyd grubu İngiltere'de Queen Elizabeth Hall'da dünyada ilk kuatrofonik rock konserini düzenledi. 2002, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Jimmy Carter Küba'ya gitti. 1959 devriminden beri Küba'yı ziyaret eden Amerikan başkanlığı yapmış ilk siyasi kişi oldu. 2005, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılama, uzun süre gözaltında tutma, idam cezasıyla yargılamayı düzenleyen 3 maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasını tavsiye etti. 2006, Almanya'da Stern dergisinin her yıl verdiği basın ve düşünce özgürlüğü ödülü Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'e verildi. 2010, Rusya ile Türkiye arasında vize anlaşması imzalandı. Gündemden hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Her gün olduğu gibi bugün de gündemi değerlendirmeye, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konumuzsa Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyelerinden genetik uzmanı Jale Refik Racırız bizlerle. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, sağlık alanında birçok çalışma var aslında yapılandırılması ve yeniden ayağa kalkması gereken. Şu anda sağlık sistemini çökmüş durumda olarak nitelendiriyoruz hep bu dillerde. Ama bunun değişmesi de gerekiyor. Peki Halkın Partisi'nin bu noktada duruşu, vizyonu nedir efendim? Bir de sizden öğrenelim. Evet, yani şu anda sağlık sistemi biraz olsun yürüyorsa bu tamamıyla sağlık çalışanların özverisiyle, fedakarlığıyla yapılan bir şeydir. Yani attığımız her adım herkesin kendi özverisiyle, kendi yaptığı, kendi uğraşlarıyla, çabalarıyla yaptığı bir şeydir. Bugün de Hemşireler Günü, onu da kutlarım. Evet. Sevgili hemşirelerimizin. Fedakar hemşirelerimiz. Hemşirelerimizin, aynen. Ama tabii ki siz, yani çok ciddi bir sistemsizlik söz konusudur. Bunu zaten herkes söylüyor. Evet. Ve her birimiz de bunu gerek devlet hastanelerine gittiğimizde, gerek medyadan duyduklarımızda deneyimliyoruz sık sık. Bizim yani bildiğiniz gibi mesela polikliniklerdeki aksaklıklar, sabahın 5'inde gidip sıra beklemeler, hastanenin mevcut durumu, yasalarımızın tamamıyla altının boş oluşu ve yasal eksikliklerimiz. Hala yıllardır geçemediğimiz genel sağlık sigortası en büyük sorunlardan evet, biri. Evet, aynen öyle. Sağlık ocaklarımızın, kentsel sağlık merkezlerinin yetersizliği. Yani liste çok uzun tabii ki. Bizim tabii daha uzun soluklu hedeflerimiz de var. İlk etapta yapmak istediğimiz şeyler de var. Öncelikle Halkın Partisi olarak biz iyi yönetim ve sosyal adalet ilkelerini hayata geçirmek istiyoruz. Ve sosyal adaletin de halk için en önemli iki şeyi en başta eğitim ve sağlıktır. Bu herkesi çok yakından ilgilendiren ve en temel ihtiyacı olan şeylerdir. Dolayısıyla sağlık ve eğitim bizim en büyük önceliklerimiz olacaktır. Halkın her bireyinin mesai saatleri içinde ihtiyacı olan asgari sağlık hizmetlerine ulaşabileceği bir sistem kurulması gerekir. Bunun hemen bugün, yarından başlayarak yapılması gerekir. Ve şu andaki mevcut durumda bu mümkün değildir. Hı hı. Yani düşünün ki şimdi köyden gelen Hasan amca saat sabahın 5'inde polikliniğe gelip sıra numarası alıyor. Aldığı sıra numarası 16 ise Hasan amca onun saatlerce beklemesi gerektirecek bir sıra numarası olduğunu bile büyük ihtimalle farkında değildir.
Sonunda doktoru sırası gelip de doktoru gördüğünde saat 11'de. Artık ondan sonra gidip doktorun ona yazdırdığı laboratuvar tetkiklerini yaptıramayacaktır. Onun için başka bir gün randevu alıp gene gelmesi gerekecektir. Laboratuvar sonuçları çıktıktan sonra tekrar polikliniğe gelip tekrar sıra alıp tekrar doktoru görmek için beklemesi gerekir. Yani en kısa teşhis süresi 3 gün filandır. Hı hı. Ki bu kabul edilemez. Yani birisi eğer ben hastaysam o gün hastaneye gelip tetkiklerimi yaptırıp teşhisimi alıp reçetemi alıp evime gidebilmeliyim. Ve biz bu sistemi hayata geçirmek konusunda iddialıyız. Burada tabii yapılabilecek farklı şeyler var. Bunlardan bir tanesi merkezdeki yığılmadan her zaman sıklıkla bahsediyoruz. Bunu medyadan da duyuyoruz. Bizim ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi sağlık ocaklarını, sağlık merkezlerini daha verimli çalışır hale getirmek. Ki siz köyünüzdeki en yakın sağlık merkezine gidip, sağlık ocağına gidip ilk olarak temel tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz, doktorunuzu görebilirsiniz ve ancak uzmanlık gerektiren bir şeyse Burhan Nalbantoğlu'na gelmeniz gereksin. Ama şu andaki mevcut durumda bu her zaman mümkün olmuyor. Yerden yere değişiyor. Dolayısıyla bunun detaylı çalışılması gerekir. Doktor eksikliklerinin olduğu yerlerin belirlenmesi gerekir. Yığılmaların olduğu yerlerin belirlenmesi gerekir. Ve her sağlık ocağı, kentsel sağlık merkezleri verimli şekilde çalışır hale gelmelidir. Ki böylece dediğim gibi siz en yakın sağlık ocağına gidip muayenenizi olabilirsiniz. Ondan sonra da gerekirse ancak uzmanlık gerektiren doktorlara gelesiniz. Biz kaldı ki şu anda mevcut ocaklarda değil, devlet hastanelerinden bile hizmet alamıyor durumdayız. Girne Akçiçek Hastanesi'nin durumu, Cengiz Topel'in durumu zaten içler acısı. Sürekli gündeme getiriyoruz. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yığılmalar da aslında bundan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Çünkü büyük hastane, diğer hastanelerde bile zaten yeterli sağlık hizmeti olmadığı için mecburen o yükü de yine Lefkoşa Devlet Hastanesi çekmek durumunda kalıyor. Evet, kesinlikle. Yani Girne Hastanesi ile ilgili mesela olması gereken her 25 bin kişilik nüfusa bir sağlık ocağıdır. Ve Girne 60 bin kişidir ve bir sağlık ocağı yoktur Girne'de. Evet. 60 bin kişiye hizmet vermeye çalışan bir hastane var ve yeterli, verimli şekilde çalışmıyor. Cengiz Topel dediniz. Gerçek bir örnek vereyim. Bir hasta doktora gidiyor. Cengiz Topel'de bir uzmanla görüşüyor. Göğsünde bir topak olduğunu teşhis ediyor doktor. Ultrasound yaptırmasını söylüyor. Ultrasound için 5 ay sonraya randevu alabiliyor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden. Ve 5 ay bekliyor. Sonunda bu kişi de metastatik meme kanseri, yani vücuduna yayılmış meme kanseri olduğu teşhisi konuluyor. Hepimizin de bildiği gibi kanserde, özellikle meme kanserinde, evet, erken tanı hayat kurtarır. Ve bu kişi işte özele gidecek parası olmadığı için 5 ay bekliyor ve bu şekilde mağdur oluyor. Eminim bilmediğimiz daha birçok örnekler mevcuttur. Evet, buna benzer mevcuttur. Çok örnek var. Dolayısıyla periferdeki sağlık hizmetlerinin çok elzem şekilde daha verimli hale getirilmesi gerekir. Bazı bölgelerde emekli olmak üzere olan doktorlar var. Onların yerine gelmesi gelecek olan kişilerin şimdiden istihdam edilip yetiştirilmesi gerekir. Yani temel sağlığın kadrolarında sanırım 32 tane pratisyen hekim kadrosu var. Bunların sadece 13'ü doludur şu anda. Yani sağlıktaki kadrolarda ciddi bir boşluk var, ciddi eksiklikler var. Tabii bunu da söylerken doktorların maaş konusu da ayrı bir, biliyorsunuz, evet, sıkıntıdır. Kesinlikle. İstifalara da neden oldu. İstifalara da neden olmaktadır. Çalışan, yani öyle bir durumdayız ki hem hizmeti alan mutsuz hem de hizmeti veren mutsuz ve tatminsiz bir şekildedir. Özellikle göç yasası diye bilinen yasanın çıkmasından sonra ciddi bir mağduriyet yaşanmaktadır. Ve biz bunu da sağlık çalışanlarının maaşlarının düzenlenmesi konusunda göreve geldiğimizde mutlaka elzem bir şekilde değişiklik yapmayı planlıyoruz. Yani doktorlar, biliyorsunuz, yani bu eğitim çok
emek gerektiren bir eğitim. Zaten tıp eğitimi almak için üniversiteye kabul almanız bile çok zor bir süreç. Doğru. Girdikten sonra 10 sene, 12 sene çalışıyorsunuz. Ve şu anda özel hastanede çalışan bir pratisyen hekim bile devlet hastanesindeki uzmandan daha çok maaş alır. Yani öyle bir durumdayız ki kamunun hiçbir çekiciliği kalmamış durumdadır. Bunların tabii ki düzenlenmesi gerekir. Hemşirelerden bahsetmişken birçok hemşire tanıyorum. Mesaisi ikiye katlanıyor. Evine gidip dinleniyor. Belki bir saat, belki iki saat sonra yeniden göreve çağrılıyor. Evet, evet. İzin günü yapması gereken günde bile yine çalışmak durumunda kalan ve o iki mesaisini alamayan hemşireler var. Gerçekten bunları duymak, görmek çok üzücü. Çünkü onlar da bu şekilde çalışarak verimli olamıyorlar. Kesinlikle. Bu şekilde hastalarla iyi diyaloglar kuramıyorlar. Sonrasında vatandaşa yansıması da çok farklı oluyor. Aynen öyle. İşte hemşire bana kızdı, hemşire bana kötü davrandı, bana kötü muamelede bulundu gibi sorunlarla da karşılaşıyoruz. Kesinlikle. İki taraflı yine sıkıntı var burada da. Kesinlikle. Benim babam da doktordur. Devlet hastanesinden emekli bir doktordur. Ben Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki genetik laboratuvarının sorumlusuyum. Şu anda benim babama anlattığım bütün sorunlar, işte 30 sene önce biz de aynı şeyleri yaşardık. İşte 20 sene önce biz de bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Hiçbir şey ama değişmemiş. Yani hiçbir şey değişmemiş ve gerçekten yani benim bu iş Halkın Partisi'nde kurucu üye olmamdaki en büyük motivasyon buydu. Yani ben 20 sene, 30 sene sonra çocuklarımın da benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasını istemiyorum. Yani bir şeylerin çok acil bir şekilde ivedilikle değişmesi gerekir. Yani gidişat gidişat değil. Evet. Ve genel sağlık sigortasından bahsettik. Bu genel sağlık sigortası ben hatırlıyorum bundan belki 8-9 ay önceydi. O dönemki bakan demişti ki ilk 6 ay içerisinde bu genel sağlık sigortası hayata geçecek. Üzerinden aylar geçti. O 6 ay da çoktan geçti. Bakanlar da değişti. Tabii. Ama hala genel sağlık sigortası yürürlüğe girmedi. Evet, yani ben 6 senedir hastanede çalışıyorum. 5 tane farklı bakanla çalıştım bu 6 sene içerisinde. Daha da moral bozucu bir veriden bahsedeyim. UBP-DP'nin 1996 hükümet programında da genel sağlık sigortası ivedilikle geçirilecektir diye bir madde var. 20 sene geçti üzerinden. O madde hala yine geçerli. Yine hükümet programında aynı şey var. Periferdeki sağlık ocaklarının, kentsel sağlık merkezlerinin güçlendirmesi 96'daki programda vardı. Şu anda hala var. Ve artık bunları duyduğumuzda zaten evet işte öyle söylerler zaten falan. Yani kimse bunun gerçekleşeceğine inanmıyor duyduğunda. Çünkü tekrar tekrar 20 senedir, 30 senedir aynı şeyleri duyuyoruz. Evet. Biz de Sayın Ahmet Tolga ile her cuma konsept bir program gerçekleştiriyoruz. Ve onunla 10 yıl öncesine gidiyoruz. Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasındaki haberleri bugünle karşılaştırıyoruz. Genelde hiçbir şey değişmediğini görüyoruz. 10 yıl önce de aynıydı sorunlar. 10 yıl sonra da aynı. Sadece isimler değişmiş. Evet. Ve bizim bu isimler değişirken en büyük kaybımız zaten gelen gideni aratıyor. Giden geleni aratıyor gibi bir durum söz konusu. Çünkü devlet politikası haline gelmediği için hiçbir konu sonuçta ne oluyor? Gidenin arkasından yaptıkları da değiştiriliyor. Evet. Bu da en büyük kaybımız oluyor. Belki kesinlikle iyi işler gerçekleştiriliyordur. Belki ivmeler kazandırılmıştır o konu üzerinde ama bir gelen diğerinin yaptıklarını bozduğu için hiçbir yere varamıyoruz. Evet. Aynı yerde yapboz saymaya devam ediyoruz. Yapboz patlası şeklinde kesinlikle. Yani genel sağlık sigortası ile ilgili bizim ilk etapta yapmayı planladığımız ve bu da genel sağlık sigortasının ilk adımını gerçekleştirecek. Şu anda sadece büyük hastanelerimizde işte Burhan Nalbantoğlu'nda, Girne Hastanesi'nde, Mausa Hastanesi'nde otomasyon mevcut. Yani bir hastaların veri tabanını oluşturan bir otomasyon sistemi. Biz bunu kentsel sağlık merkezlerine, sağlık ocaklarına da yayacak şekilde bir ağ oluşturmayı planlıyoruz. Burada yani olması gereken bir çocuk doğduğu anda en yakın sağlık ocağında kaydının yapılması, bilgilerinin sisteme girmesi, o çocukta bir alerji var mıdır, işte kronik hastalıkları var mıdır, aşılarının hangisi yapılmıştır, yapılmamıştır, bunların hepsinin verilerinin
bilgisayar sistemine girilmesi ve öyle bir sistem oluşturmalı ki biz bunu işte Maus Hastanesi'ne de gitseniz, Burhan Nalbanton'a da gitseniz bu bilgilerin hepsine ulaşılabilmelidir. Bunu aynı zamanda eczanelere, özel hastanelere, ilaç eczacılık dairesi gibi bütün işte ilaçlarımızın sarf malzemelerin depolandığı yerlere de yerleştirmeyi planlıyoruz. Böylece bu olmazsa zaten genel sağlık sigortası herhalde anında, kurulduğu anda çöker. Hı hı. Çünkü bu bilgilere bizim bir şekilde her zaman ulaşabilmemiz gerekir. Yani işte döner sermayeden, bilmem neden bahsediyorlar. Bütün bunlar önce takip edilebilecek bir veri tabanı oluşturmasıyla başlayacak şeylerdir. Aynı zamanda bu dediğim gibi hastaların sağlığı açısından, takip edilmesi açısından önemlidir. Sizin bir alerjiniz varsa gittiğinizde onu doktor bilmelidir. Veya işte geçenlerde geçirilen mesela reçetesiz antibiyotik satılmamasıyla ilgili bir şey vardı. Evet. Şu anda öyle bir durumdayız ki bunun takibini yapabilecek bir sistemimiz hiçbir şekilde, hı hı, mevcut değildir. Dolayısıyla yani istediğiniz kadar öyle bir yasa var deyin. Bunu kim denetleyecek? Nitekim bu uygulanmıyor. Yani yaptığımız yasalar da havada kalıyor. Ki zaten denetim eksikliği hep konuşulan konu. Diğer evet kesinlikle ve bizim önceliklerimiz arasında olan bir şey. Yani biz öyle bir bir sistem yaratmak istiyoruz ki hekim reçeteyi yazdığında onu eczane görebilmelidir, eczacı görebilmelidir, ona göre ilacını vermelidir. Bu aynı zamanda şu anda çok büyük şekilde olan israfı da önleyecek bir şeydir aslında. İşte sigortalardan bir ilaç alırsanız bunun takibini eczane zaten yapabilecektir. Yani aynı reçeteyle gidip 3 tane farklı eczaneden ilaç alamayacaksınız aynı anda. Ki yani şu anda bu yapılabilecek bir şeydir ve yapılıyordur, hı hı, da eminim. Eğer size 30 günlük bir ilaç yazıldıysa onu eczacı sistemde görecek, onu o ilacı verecek. O 30 gün bitmeden tekrar gidip ilaç almanız mümkün olmayacaktır. Bunların takibi yapılabilecek. İlaç Eczacılık Dairesi'nde bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Yani bunu da eminim siz de devamlı duyuyorsunuz. İşte hastanede aniden laboratuvarlarda kit bitiyor. Evet. Kit yok. Testler yapılamıyor. Maalesef. Nokta. Aylarca yani da sürüyor bu sorun. Aynen, aylarca sürüyor. Sonra mesela bir grip salgını oldu. Serum antibiyotik yoktu mesela. Ve doktorlar işte tabletlerle idare etmeye çalıştılar çok ağır hastalarda. Antibiyotik bitti ya da işte serum ağrı kesici bitiyor ansızın. Yani öyle bir sistem yaratacağız ki bu stoklar takibi yapılabilecek bir şekilde olacak ve azaldığı yani anda sistem uyarı verecek. Evet. Evet, ve bitmeden sipariş verilecek. Bunun gibi tabii eminim çok şey gibi israfı da vardır. Yani bir şeyin olduğunu bile bilmeyip ikincisini sipariş vermişlerdir. Çünkü onun da takibini yapacak bir şeyimiz yok. Bu şekilde yani bu bizim göreve geldiğimizde ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi olacak. Hastanedeki eczanede de zaten genelde ilaç bulunmuyor, en büyük sıkıntılardan biri. Evet, o da büyük bir sıkıntı. Bunun da özel eczanelerle anlaşma yapılıp eczaneler aracılığıyla yapılması sanırım daha sağlıklı olacak. Bununla ilgili de görüş birliği var ve biz de bunu uygulamayı planlıyoruz. Ancak tabii ki özel hastalıklar için işte onkolojidir. Yani belli özel şeyler ilaç eczacılık dairesinden temin edilebilmeli ama yani eğer siz bir tansiyon ilacı alacaksanız bunu gidip eczaneden alabilmelisiniz. Bu genel sağlık sigortası ile ilgili maddelerde değiştirilmesi gereken, revize edilmesi gereken noktalar var mıdır? Sizin gördüğünüz bu hayır tam da uygun değildir, değiştirilmesi gerek dediğiniz noktalar var mıdır? Çünkü genel sağlık sigortası da aslında bazı kesimler tarafından da eleştirildi. Geçerse de aslında hiçbir şeyin değişmeyeceği, belki de daha da kötüye gidilebileceği de söyleniyor. Genel sağlık sigortası geçtikten sonra hayır bu sistem daha iyiye gidecek diyenler de var. Evet. Yani Türkiye'de çok sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bir kesim var işte aldığı hizmetten memnun ama yani kendi iç işleyişlerine baktığınızda Tabipler Birliği'nin Türkiye'nin Tabipler Birliği'nin genel sekreteri geçen gün bir sunum yaptı. Burada bir toplantıda ve hep negatif yanlarından bahsetti bu sistemin. Yani bir genel sağlık sigortası olmalıdır ama bu bizim halkımız yani ülkemizin mevcut durumuna uygun
bir sağlık sigortası olmalıdır ve bunlar değerlendirilmelidir. Yani Türkiye'nin nüfusu nedir, Kıbrıs'ın nüfusu nedir? Oradan İhtiyaçlar biz alıp, da çok farklı. Evet, kopyala yapıştır yapamayız. Olmaz. Yani biz bunu kendi ülkemizin şartlarına uygun bir şekilde yapmalıyız. Bununla ilgili tabii biz de yani Türkiye'de de bunu söylüyorlardı. Mesela bu performans, işte döner sermaye filan işleri işin içine girince Türkiye'de mesela aniden tomografi istenen tomografi sayısı arttı. Gereksiz ameliyatlar yapılması arttı. Yani bunları göz önünde bulundurarak memleketimizde de bugüne kadar denetimin hemen hemen hiç yapılmadığını göz önünde bulundurarak biz farklı yaklaşımlar oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle denetim konusunda çok büyük eksikliklerimiz var. Kamu hastanelerinin, özel hastanelerin, özel laboratuvarların denetimlerinin çok iyi bir şekilde yapılması gerekir. Ve yani bu denetimler yapılmadan bu tip bir genel sağlık sigortasının buraya uygulanması kesin çöker. Yani mevcut durumu da daha da kötüye götürür herhalde. Götürebilir, evet götürebilir. Yani o yüzden dersimizi çok iyi çalışmamız gerekir. Biz hala bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi ülkeye uygun bir şekilde ve en dar gelirli vatandaşlar, yani halkın her kesimini kapsayacak bir genel sağlık sigortası olması gerekir. Önceliğimiz de bu. Evet, en büyük sıkıntılardan bir tanesi de zaten yasalar geçirilirken aslında altları dolu olmadan geçirilmesi. Evet, birçok kesim, evet, tüzüklerde var. Sıkıntılar yaşanıyor. Mesela az önce bahsettiğimiz bu antibiyotiklerle ilgili yasaya aslında eczacılar karşı değildiler. Ama öyle bir tabii görüntüde eczacılar sanki antibiyotiklerle ilgili yasanın çıkmasına karşıymış gibi görüntü verildi ama aslında işin iç yüzü öyle değildi. Evet. Biz yine özel haber de gerçekleştirmiştik bu konuyla ilgili. Eczacılar aslında işin çok farklı boyutundaydılar. Onlar da yine bu yasanın tüzüklerinde boşluklar olduğunu ve yine suistimal edileceğini, yine denetim sorunundan dolayı kaynaklanan başka sorunların da ortaya çıkabileceğini savunmuşlardı. Kesinlikle. Şu anda da bunları yaşayacağız. Mesela onların verdiği örneklerde şöyle bir şey vardı. Gece belki çok belki de 1 liralık bir antibiyotiğe ihtiyacınız vardır ama onu temin edemeyeceksiniz. Yine doktora başvurmak zorunda kalacaksınız. Şu anda sağlık sistemindeki sorunlardan dolayı eğer devlet hastanesinde o doktora ulaşamıyorsanız özele gitmek durumundasınız. Yine cebinizden para çıkacak. 100 TL ödeyeceksiniz ki 1 TL'lik antibiyotik. Evet. Bu nasıl bir tezat, bu ne yaman çelişki dedirten bir durum kesinlikle oldu. Kesinlikle, ya da işte gene poliklinik örneğine geri gidersek bir anneyi düşünün, ateşli çocuğuyla sabah polikliniğe gitmiş, sıra alamamış. Çocuğuna acilen antibiyotik vermesi gerekir. O eczacıya gidecek. Eczacı ne yapacak? Hayır ben vermem mi diyecek? Yani hangisi daha önemlidir? İnsan sağlığı mı? Yasa mı? Yani yasaları çok ince koyarken, bir çizgi var orada. Bunların uygulanabilirliği de çok önemli. Dolayısıyla bir şeyi yaparken ben işte bugün sabah kalktım hadi bunu artık işte antibiyotik reçetesi satılmasın diyemeyiz. Yani biz önce bunun altyapısını hazırlamalıyız. Hı hı. Önce işte poliklinik hizmetlerimizi düzenlemeliyiz. Reçetelerin, yani mesela mevcut durumda şeyi de dediler işte doktor telefonla arasa da olur, işte bir kağıda yazsa da olur. Tamam o zaman ben de yazarım. Yani bunun takibini kim yapacak, bunu kim denetleyecek? Yani mevcut sistemde bu kesinlikle mümkün değil. İlaç Eczacılık Dairesi'nde zaten yeteri kadar çalışan yok bunu yapabilecek. Hı-hı. Dolayısıyla bu daha başlamadan yani çalışmayacağı, yürümeyeceği bilinen bir yasaydı. Evet. Maksat dostlar alışverişte görsünler. Yani bu şekilde Yapmak için yapılmamalı bir şeyler değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani altyapısını hazırlayarak belli şeyleri yapmak zorundayız. Yani yasalar konusunda çok ciddi eksikliklerimiz var zaten. Bizim önceliklerimizden bir tanesi de budur. Yani Sağlık Bakanlığı'nda bazı yasalar çok eski. Yenilerinin yapılması lazım. Bazı yasaların da tüzükleri hala yapılmamış ve bunların ivedilikle hazırlanıp meclisten geçirilmesi lazım. Yani mesela yataklı tedavi kurumları dairesinin teşkilat yasası 30 seneliktir. Ben yani en azından son 6 senedir üstünde çalışılıyor biliyorum. Bu işte birkaç ay önce meclisten geçirdiler bir şeyler ama geçirdikleri yapılan hiçbir değişikliği içermiyordu. Sadece doktor kadrolarının sayılarını artırdılar ve geçirdiler.
Geri kalan değişiklikler, onları işte 6 ay sonra yapacağız dediler. Ama zaten 6 ay sonra bu hükümet yok, başka bir hükümet geldi şimdi. Yine günübirlik politikalar. Aynen öyle. Yani Temel Sağlık Dairesi'nin teşkilat yasası 27 senelikti. Ve mesela revizyonu yapılmıştır, çalışmalar yapıldı. Ama o da öyle kaldı bir yerlerde, arşivde bekliyordur diye düşünüyorum. Yani şu anda Temel Sağlık Dairesi Müdürü, lise mezunu olup 15 yıl Temel Sağlık'ta çalıştıysanız eğer, Temel Sağlık Dairesi Müdürü olabilirsiniz. Ve düşünün ki bu müdürün altında çocuk sağlığı uzmanları, halk sağlığı uzmanları, farklı eğitimlerden geçmiş, yıllarca okumuş insanlar olacak. Ve yani bizim yönetici konumundaki kişilerin işinin ehli olması çok önemlidir. Yani o eğitimi almış olması, o vizyonun olması çok önemlidir. O yasa geçirilmedi. Yani mesela tüp bebek tüzüğü üzerinde ben bizzat kendim de çalıştım. Tüzük hazırdır. Hala mecliste de geçirilmeyi bekliyor. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tüzük çalışması yapıldı. O artık bir yerlerde bekliyor. Yani istedikten sonra bunları biz çok kısa sürede, 2-3 aylık bir süre içerisinde hazırlayıp geçirebilecek haldeyiz aslında. Ve bunların çalışmalarını da gene doktorlar yaptı, sağlık çalışanları yaptı, hemşireler yaptı. Bunlar hemen geçirilebilir ama öyle bekliyor çünkü bizim önceliklerimiz farklı. Aynen öyle. Geçtiğimiz haftalarda, belki yaklaşık bir ay önceydi, tam hatırlamıyorum ama yine bir özel haber gerçekleştirdik. Hem poliklinik önüne gittik, az önce bahsettiğimiz bu konuları konuştuk. Saatlerce bekleyen yaşlıları da düşüncelerini aldık. Ayrıca onkoloji servisi. En büyük kanayan yaralardan kesinlikle bir tanesi yine. Onkoloji servisinin binası bitti ama altyapı çalışmaları hala bitmedi. Yan tarafından akan lağım suları yine akmaya devam ediyor. Kötü kokular ve hiç hijyenik olmayan bir durum söz konusu. Hastanenin ortasında böyle bir şeyin olması bile zaten böyle bir kanalizasyon kanalının zaten bir tezat oluşturuyor. Evet. Bundan çok rahatsız olan bir toplum, hastalar, gelen turistler bile dönüp bir daha bakıyorlar. Bu koku nereden geliyor? Hastaneden biz sağlık almaya çalışırken daha fazla hastalık mı kapacağız gibi düşünceler de var. Bu konuda aslında geçtiğimiz günlerde Doktor Faiz Sucuoğlu'nun, şu anki Sağlık Bakanı'nın da açıklamaları vardı. İvedi şekilde düzenli olarak o kanalizasyonun üstünün kapatılarak o yosunlardan arındırılması için düzenli çalışmalar yapılması yönünde. Tabii göreceğiz ilerleyen günlerde ne olacak. Poliklinikle ilgili de açıklamaları vardı. Onkoloji servisiyle ilgili de vardı. Evet, açıklamalar var. Ama dediğiniz gibi biz icraat bekliyoruz artık. İcraat bekliyoruz, kesinlikle. Yeni gelen bakanlarımız artık bu ivedi konuların üzerine düşerek bir şekilde bu sıkıntı noktalarını gidermeye çalışmalılar. Ama günübirlik politikalarla olmuyor bu işler. Bekliyoruz. Evet, yani onkoloji hastanesi tabii ki yapılmış olması iyi güzel. Ama mesela orada da çok sıkıntılar var. Onkoloji hastanesi yapıldı. Ana binaya bir bağlantısı yoktur onkoloji hastanesinin. Yani bunu nasıl düşünmeden bir bina yapıldı? Ben gerçekten şoklar içerisindeyim. Yani düşünün ki şu anda bir onkoloji hastası acile gelse tekerlekli sandalyede, onu eğer onkolojiye yatırılması gerekse, yatışının yapılması gerekse iki bina arasında bir bağlantı yoktur. Ve sizin o hastayı ancak ambulansa koyup onkoloji hastanesine götürmeniz gerekir. Ve yani bilmiyorum, herkes biliyor mu? Yani onkoloji hastanesi burada. Burhan Abatoğlu burada. Evet. Ve yani arasında bir köprü yok. Bu nasıl olabilir? Yani gece nöbet tutulacak. Dahiliye uzmanı oradan onkolojiye geçmesi gerekecek. Yani bağlantı olmaması düşünülemez. Yani bunun düşünülmemesi. Göğüs hastalıklarından belki girecek, diğer taraftan çıkacak. Çıkamaz nasıl bir, ama. Yani yok, çok zor. Hiçbir bağlantı yoktur. Onkoloji binası tamamen kendi başına ayrı bir bağımsız. Binadır. Bağımsız. Bununla işte şimdi diyabet merkezinin yıkılıp onun yerine yeni bir bina yapılıp oradan bir ana binaya kurulması. Bağlantı kurulması konuşuluyor. Ama işte biz bunları yani zaman önceden planlayıp basamak basamak gitmemiz gerekir. Yani bir şeyi yapıp da biz bunu unuttuk, şimdi de böyle bu şekilde işte çözüm arayalım şeklinde olmaması gerekir. Kaldı ki gündemde olan diğer bir konu yeni bir hastane yapılmasıyla ilgili.
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne bir çivi bile çakılamaz dediler, işte uzmanlar gelmiş değerlendirmiş. Eğer öyleyse biz bu onkoloji hastanesini neden yaptık? Yani biz zaten bir süre sonra yeni bir hastaneye geçeceksek o zaman bunu niye yaptık? Yani yapalım tabii ki güzel ama Burhan Nalbantoğlu'nu da değerlendirelim. Zaten yeni bir hastane yapılacaksa bu 3-5 sene alacaktır eminim. En az. Geçen gün gene bakanın bir açıklaması vardı. Hala bunun için maddi kaynak bulmaktan falan bahsediyorlar. Dolayısıyla bu yani en az 5 sene sürecektir. Bu 5 sene içerisinde bu hastalar ne olacak? Zaten kaldı ki biz yani bina yapmakla sorunları çözemiyoruz aslında. Yani bizim yönetsel sıkıntılarımız var ve onları ivedilikle düzeltmemiz gerekir. Yani biz yeni bir hastane de yapsak o hasta gene gelip poliklinikte sabah saat 5'te sıra bekleyecek. Diğer hasta yine ultrasound randevusu için 5 ay bekleyecek. Bizim bunlara çözüm getirmemiz gerekir. Sistemi yeniden ayağa kaldırmak gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü şu anda sistem değil, sistemsizlikten bahsediyoruz aslında. Sistem diye bir şey kalmadı. Evet. Herkesin kafasında olan düşünce de bu. Yani kime sorsanız hastaneden iyi hizmet alabiliyor musunuz? Bir noktada alamadığından bahsediyor. Belki çok az bir kesim vardır hastanelerden yine memnun olan ama çoğunluk böyle değil maalesef. Evet, yani iyi hizmet alındığında dediğim gibi bu yani sağlık çalışanlarının özverisiyle, uğraşıyla olan bir şeydir. Yani hı hı. Sistem yürüyen bir sistem değil kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle bir toparlayacak olursak, özetle Halkın Partisi'nin vizyonu, misyonu bu yönde nedir efendim? Bir kez daha şöyle özetle programın sonuna geldik çünkü. Tabii, Halkın Partisi tüm halkımızın mesai saatleri içerisinde gerçekten en azından asgari sağlık sorunlarıyla ilgili cevap alabileceği bir sistem oluşturmaktır bizim ilk adımımız. Bunu yaparken daha önce de söylediğim gibi otomasyon sisteminin bir veri tabanının bütün ülkeye yayılacak şekilde yapılması, dolayısıyla hastaların takibinin daha kolay yapılması, farklı bölgelerdeki sağlık ocaklarının, sağlık merkezlerinin güçlendirmesi, ki hasta olan bir kişi kendi yaşadığı yerin en yakınında sağlık hizmetlerine ulaşabilsin. Bu aynı zamanda merkezdeki yığılmayı da önleyecektir, onun önüne geçecektir. Bununla beraber mevcut sonuçta en çok uzmanlık alanlarımızın bulunduğu Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ivedilikle altyapı sorunlarının giderilmesi, yani geçenlerde işte sıcak su olmadığı gene medyadaydı, hı hı. İşte klimaların çalışmadığı, yani bu tip altyapı sorunlarının hemen acilen çözülmesi gerekir. Yani yapmayı planladığımız şeyler aslında çok da komplike şeyler değil. Yani biz Amerika'yı tekrar yaratmayı, baştan keşfetmeyi planlamıyoruz. Yani yapılması gereken önce en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak. Uzun süreçte tabii ki işte daha sürdürülebilir bir sağlık politikası, bunun içinde genel sağlık sigortası da bunun bir parçası olacaktır. Biz Halkın Partisi olarak gerçekten hepimiz de kendi işimizde uzman olan, kendi işlerimizi severek yapan, işimizin ehli olan bir grup insanız ve yani mevcut durumdan herkes mutsuz, umutsuz ve yani artık biz bu mevcut düzeni değiştirip yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için bir araya geldik ve bunu yapacaksak hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekir. Halk olarak birlik olmamız gerekir ve bunu birlik olarak hayata geçireceğiz. Çünkü hepimizin de aslında istedikleri, beklentileri aynıdır. Ve yani ben şahsım için söylemem gerekirse, dediğim gibi yani ben kızıma, oğluma 20 sene, 30 sene sonra evet işte zaten bir şey değişmez, biz de denemiştik 20 sene önce de olmamıştı demek istemiyorum. Yani 20 sene sonra da hükümet programında işte genel sağlık sigortası hayata geçirilecek demek istemiyorum. Bunların evet. Acilen değişmesi lazım, önüne geçilmesi lazım, önlemler alınması lazım. Efendim çok teşekkürler. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Değerlendirmeniz için ayrıca çok teşekkürler. Çünkü Halkın Partisi'nin farklı bir duruşu var. Bunu da halkla buluşturmak ancak basının görevi. Size çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Yine köy ziyaretleriniz devam ediyor çünkü. Evet, halkı bilgilendirmeye evet. devam ediyorsunuz. Çalışmalarınızda ve kolaylıklar dilerken programı da böylelikle kapatıyoruz.
Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, bugün Adana'da Kıbrıs gündeminin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Dünya durmuyor. Milyonlarca farklı